Luna, yeter artık. Gülme ama. Böyle çok komik oldun Şeker. Bu Şakir'e teyze böyle işte. Sakın beni tanıdığını belli etme. Seni kadar sersem değilim maymunum, merak etme. Hadi, hadi. Gülme ama. Merhaba, Merve Hanım'ın kınasına geldik. Senin ne işin var burada? Annene bakmaya geldim, sana hesap ödeyeceğim. Ay Şakir teyzeciğim. Hoş geldin. Merak ettim ya, nerede kaldın? Ah, maşallah, prensesler gibi olmuşsun. Hoş geldin. Senin ne işin var burada Luna? Hoş lütfen anneciğim, beni affettiğini söyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, kızım Luna, epeydir görüşmüyorduk da bana sürpriz yapmak için gelmiş. Hoş geldiniz. Uslu bir kenarda otur, sakın bir delik yapayım deme. Peki anneciğim. Nasıl gidiyor Nermin teyze? Nasıl gitsin be evladım? Geldi, elimi öptü, özür diledi, yalvardı, dizlerine kapandı. Ben de oğlumun hatırını affettim, ne yapayım? Hayır, istersen ben hazırlıklı geldim. Eşek dilini yedirelim, bitsin bu iş. Dili bağlanı versin. Yok evladım, yok. İstemez. İyiyiz şimdilik. Seni üzerse haberim olsun ona göre. Ay ben bu kızı hiç sevmedim. Aslında iyi kızdır da dili uzun biraz. Evet, evet. Bu senin kız var ya, bugün gelip Nana'ya olmadık şeyler söylemiş. Luna mı? Benim kızım mı? Ya. Ah, benim bundan hiç haberim yok. Önemli bir şey değil Kulina. Sanırım beni biraz kıskanıyor. Annemi elimden alamayacaksın falan dedi. Bak hele şuna. Yok yok, bu kız hiç akıllanmayacak. Şoker de onu çok kötü etkiliyor. Ay ben ne yapacağım bu kızla? Hadi bakmış ya. Nerede kaldı bu kına? Yaşıldım valla. Luna, Nana'yı tanıyor musun? Evet, çok eskiden beri. Kaç sene oldu? Bir 50-60 sene kadar oldu. Ya. Luna, sıkılmadın öyle değil mi? Yok. Luna'nın arkadaşlarının da hepsi birbirinden tuhaf. Hadi kızım, kapat ışıkları. Hadi. Neyse. Şöyle arkadan mı yaksaydık? Yakın, yakın. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet de annem beni bu kez asla affetmeyecek biliyorsun değil mi? Bunu yapmasan da affetmeyecek. Hiç değilse Nana'dan kurtulup dünyada beraber yaşarız işte. Yüksek tepeye el kurmasınlar. Yüksek tepeye hadi Nana sen de gel. Uçan kuşlara malum olsun. Ben anneni özledim. Anneciğim. Hem anneni hem babamı. Ben köyümü özledim. Uçan kuşlara malum olsun. Ben anneni özledim. Ben yok olunca üzülmeyecek misin? Böyle kötü bir çocuk olacaksan hiç olma daha iyi. Sana duyduğum sevgi hiçbir şeyle ölçülemezdi Luna. Ama bunu bir türlü anlamak istemedin. Sen dünyaya kaçtıktan sonra Kulina günlerce üzüntüsünden kendine gelemedi. Yüce Konsey onu kendine getirmek için ne iksirler hazırladı. Senin adını ağzına almadığı tek bir gün olmadı. Acısını da hep içine gömdü. Bu kızgınlığı sana duyduğu derin sevgiden. Biraz bencilliği bırak da gör artık Luna. Onu daha fazla üzmeye hakkın yok. Hadi Luna, titre ve kendine gel. Bu Nana'dan kurtulmak için bulunmaz bir fırsattı. Git başımdan Şoker. Sana uyduğum için başıma bunlar geldi zaten. Tamam, o zaman senin beceremediğin şeyi ben hallederim. Ver hadi şu iksiri bana. Hayır Şoker. Annemi daha fazla kızdırmaya hiç niyetim yok. Hadi Luna, sana söz veriyorum. Harika bir yaşamımız olacak. Ne olur. Şoker ha. Gerçekten seni tebrik etmem gerek. Kılık değiştirmedi, üstüne yok doğrusu. Teveccühünüz.
Şoker sen beni deli ediyorsun. Nana'yı etkilemene asla izin vermeyeceğim. Ondan uzak dur, anladın mı? Bu imkansız Kulina. Biz birbirimizi seviyoruz ve hiç ayrılmayacağız. Of, of Şoker. Sen öyle san. Ne oldu bana? Şu pencerede kuru fasulye haşlayalım da yarına matkuşun yemeği hazır olsun. Ayıp oluyor ama. Yapma. Yanıyorum. Hem yanıyorum hem ıslanıyorum. Gel buraya benim deli kızım. Anneciğim seni çok seviyorum Luna. Bunu sakın unutma. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Ne oldu kızım, sabahtan beri telefon elinde? Ya anne ya, Volkan telefonunu açmıyor. Açmıyor mu? Evet, evet. En son açtığımda da böyle çalgı sesleri falan geliyordu. Emin misin? Evet, kulaklarımla duydum.